Merhabalar. Bir Uzay, Evren ve Biz programına tekrar hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Güneş olacaktır ve bizim için önemli bir yıldız. Çünkü biz bu yıldızın çevresinde bulunan küçük bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Bugünkü program konuğum benim de yüksek lisans öğrencim olan, aynı zamanda astronomi ve uzay bilimlerinde yüksek lisans yapan Pınar Uzunyay'la. Pınar, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aslında Pınar yaz dönemi için memleketine gitmişti ama sırf bu program için tekrar bizlerle birlikte. Pınar'ın çalışma konusu, seçtiğimiz ortak konu Güneş. Umarım bu konuda pek çok çalışma yapacağız. Astronomi bölümünde de yeni açtığımız bir dal aslında. Bundan daha önce Güneş'i direkt olarak çalışan kişiler olmadı. En azından bizim bölümümüz için söylüyorum. Güneş'i çalışan aslında ülkemizde bölümler oldu. Hatta öyle bir zaman geçirdik ki Türkiye'de diğer kentlerde bulunan bölümler farklı konuları sahiplendiler. Mesela Güneş'i en güzel ve en ciddi çalışan üniversitelerden bir tanesi İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri oldu. Ve neredeyse kendisini tamamen bu konuda uzmanlaştırdılar ama son 15 yılda farklı konulara da kaydılar. Artık Güneş birazcık ülkemizde geri kaldı gibi oldu. Ama biz bunu kendi bölümümüzde, kendi çalışma konularımız içine aldık. Aynı zamanda Uzay BİMER diye kısa ismi olan gene gözlememiz, o araştırma ve uygulama merkezimizde bunu farklı bir şekilde gözlemeye çalışacağız ki Türkiye'de hiç yapılmadı. İnşallah bu sana ve bana nasip olacak. Radyo dalga boyunda evet, gözleyeceğiz. Niye radyo dalga boyu dersek nasıl cevaplamamız gerekir? Aslında ikimiz bu programı da böyle daha önceki programlarda aslında uzman hocalarımız olduğu için ben onlara soru yöneltiyordum ama buradaki konuları beraber işleyelim diyorum. Çünkü konu her ikimize de ait bir konu. Ama radyo astronomiyi neden seçtik? Yoksa başımıza bir şey mi aldık dersin? Bela mı aldık dersin? Sanmıyorum çünkü güneşteki patlamalar zaten radyo dalga boyları ile daha çabuk algılanabiliyor. Radyo dalgaları dünyaya 8 dakikada ulaştığından birçok olay daha çabuk ve etkili bir şekilde anlaşılabiliyor. İstanbul astronomide yapılan gözlemler daha çok optikti. Yani bir teleskobun arkasına takılı bir kamera var ve sürekli fotoğraf çekerlerdi. Halen uygulanan bir yöntem ve çok ciddi ve güzel sonuçlar veriyor. Güneş aslında neredeyse bilim dünyasında en fazla gözlenen yıldız 1000 yıldan fazla bile gözleniyor. Yani insanlık tarihince sürekli bütün herkes gözlemiş durumda bunu aslında ama bilimsel olarak gözlenmesi yaklaşık 1000 yıl. Astrofiziksel olarak gözlenmesi de işte 1600'lü yıllardan falan başlıyor. Galileo'nun teleskobu çevirip güneş de lekelerinin güneş lekelerini anlamaya çalışmasından dolayı. Sadece tekrar etmek istersen güneş nedir diye sorduğumda ben öğrencim yıldız diyoruz. Güneş de bir yıldızdır diyorum. Maalesef toplumda algıladığım kadarıyla pek yıldız ne bilmiyorlar. Nedir yıldız? Yıldız kendi enerjisini kendi üretebilen, merkezindeki nükleer reaksiyonlarda kendi enerjisini üretebilen bir gök cismidir. Gökyüzündeki diğer yıldızlar da aslında hepsi evet, birer güneş. Evet. Güneş de aslında ortalama bir yıldız. Yani orta kütlede. Orta kütlede, evet. Orta parlaklıkta. Biz güneşi çalışırken genelde sayın seyirciler, hep kütlesini o kadar büyük ki aslında 10 üzeri 33 gram dünyanın kaç katıydı? Ben 109 katıydı. İnanın hatırlayamıyorum. 109 katı kadar bir kütlesi var. Ya 333 bin katı. 109 yarı çapı. Yarı çapı. Evet. Pardon. Diyorum ya ben sadece gram olarak biliyorum. Ha, ölçmüşlüğüm de yok işin gerçeği ama çünkü bunu özellikle söylüyoruz. Gökyüzünde bir sürü yıldız var ve bunların hepsini kıyaslarken biz güneşe göre kıyaslıyoruz. Bir güneş kütleli, iki güneş kütleli, üç güneş kütleli veya 0.5 güneş kütleli. Şu anda elimizdeki yıldızlara bakarsak
0.1 güneş kütlesinden başlayıp 80 güneş kütlesine kadar evet, var. Evet. Hatta bir tane videomuz var. Teorik olarak var. 100 güneş evet, kütlesine eğer kadar onu çıkabiliyor. Arkadaşlar arkada döndürürlerse Yıldızların Büyüklüğü isimli bir video var. Orada güneşimizi diğer yıldızlarla kıyaslıyor. Ben onu her sunuda şey yapıyorum. Orada en azından büyüklüğünü fark edebilirler. Güneş sistemi bizim güneş daha doğrusu gerçi cevabı kendi içinde olacak ama güneş neden bizim için bu kadar önemli? Güneş sistemi için önemli kütlesel çekim gücüyle güneş sisteminin dağılmamasını önlüyor güneş. Evet. Bir de yaşam kaynağımız. Yani evet, enerji kaynağımız. Enerji Dünya kaynağımız. Için enerji kaynağı. Aslında başka bir enerji kaynağımız da yok. Peki bu enerjiyi nasıl sağlıyor temelde bir yıldız? Gerçi söyledin aslında konuya giriş yaparken. Merkezindeki nükleer reaksiyonlarla sağlıyor ki bu nükleer reaksiyonlar da yani elementlerin atom çekirdeklerinin birleşerek başka bir element ve de enerji üretmeleridir. Evet. Zaten 4 hidrojen atomu bir araya gelip bir helyum atomunu oluşturuyor ve böylece fazla enerji dışarı atılıyor. Güneş enerjisini bu şekilde üretiyor. Bu süreç ne kadar olacak? Yani şu anda... 4,5 yani normalde Güneş'in yaşı yaklaşık olarak 10 milyar. Evet, 10 milyar yıl. 10 milyar yıl. Şu anda hangi yaşındayız ortalama olarak? 4,5 milyar. 4,5 milyar yıl. O zaman bizim yaklaşık 5,5 milyar yıl daha bu süreci yaşayacağız. Ve evet, yani hidrojenle en azından sen ben biz tehlikede değiliz yani. 5 evet, milyar değiliz. Yıl daha bu düzeyde ömrü var, ömrü yaşayacak. Var. Eğer aslında uzayda da çok çeşitli başka tehlikeler oluşabiliyor. Başka bir cismin gelip çarpması ama bizim güneşimiz için bu çevrede böyle materyal yok. Bu yüzden de şanslıyız işin gerçeği. Diğer yıldızlar ömürlerini bitirirken patlayıp diğer evet. Yıldızları da etkileyebiliyor ama bu derece etkileyecek bir yıldız da yok çevremizde. O yüzden yine 5 milyar yıl kadar rahatız. Güneşin yapısını biraz açıklar mısın bize? Yani çünkü genelde bir ışık küre gökyüzüne baktığımızda. Evet, ama ışık küre dediğimiz zaten Güneş'in yüzeyi. Yani aynı zamanda atmosferinin en alt tabakası. Işık küre. Başka atmosfer dedim. Bu atmosfer bizim dünyamızdaki atmosfer gibi mi? Ne dersin buna? Yani gidip soluyabilir miyiz orada? Hayır, hayır. Çünkü orada çok yüksek enerjili ve de yüksek hızlı parçacıklar var. Evet. Güneşin merkezi sıcaklığı 15 milyon Kelvin derece derecede kadar. Aslında derece desek de herhalde konuklar evet. için, dinleyiciler için daha şey zaten olacak. Zaten o yüksek sıcaklıklarda ancak nükleer reaksiyonlar gerçekleşebiliyor. Evet. Bir de yüksek basınçta olması basınçta, gerekiyor tabii ki. Evet. Benim bildiğim kadarıyla o çekirdek bölgesinde güneşin ve yıldızların, en azından bizim güneşimiz, bizim yıldızımız için konuşayım. Yüzeyinden kaçan o enerji aslında çekirdek kısmında oluşuyor. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzel. O kütlenin %10'unun bulunduğu bölgeye çekirdek evet, kısım evet. diyoruz. Evet. Ve orada enerji oluştuğunda, hidrojeni helyuma dönüştürüyor şu anda. Oluştuğunda aslında gama ışınları, gama dalga boylarında ışınlar meydana geliyor evet. ve bunların yüzeye çıkabilmesi neredeyse milyon yıl alıyor. Evet. Radyatif bölge, çekirdeğin evet. hemen üstündeki bölge radyatif. Zaten orada söylediğiniz gibi ışınlar, yani fotonlarla enerji iletiliyor. Ve orada da bu fotonlar da dediğiniz gibi yani çoğunlukla gama ve X ışınları. Evet. Elektromanyetik ışınım. Bu gama ışınımı sorulup tekrar salınmasından dolayı dalga boyunu büyütüyor ve yüzeyden kaçtığı anda işte o bizim şu anda gözümüzle bakıp da görebildiğimiz yüzey, fotosfer dediğimiz katmanı. Evet. Atmosfer dediğimiz şey aslında sayın seyirciler ışığın yüzeyden kaçabildiği noktadan sonraki bölüm. Dünyadaki atmosferle hiçbir alakası yok. Çünkü atmosfer katmanı boyunca gittikçe fotosferde 5000 Kelvin derece, 5500 Kelvin derece ve o civarlarda. Evet.
Bir üst katman var. Kromosfer, yani renk küre. Evet, renk küre dediğimiz. Onun da bir üstünde var. Geçiş bölgesi. Geçiş bölgesi. O arada enerji geçişini sağlayan bir yer. Evet. Onun da bir üstü var. Taç bölgesi. Taç bölgesi var. İngilizce'de de korona diyoruz ona. Ve taç bölgesinde özellikle milyon santigrat dereceye kadar falan çıkabiliyor. Evet, özellikle patlamalarda 20 milyon dereceye kadar çıkabiliyor flare patlamalarında. Yani bu flare dediğimiz patlamalarda. Normalde sakin korona hani 1 milyon dereceyken bu patlama olan bölgeler 20 milyon dereceye kadar çıkabiliyor sıcaklıklar buralarda. Biz bunları buradaki teknik olanaklarımızla izleyebilecek miyiz? Yani biliyorum sorunun cevabını ama seyircilerim için soruyorum birazcık da. Şöyle olabilir. Yani bu buradaki Erciyes Üniversitesi'ndeki. Şimdi patlamalardan gelen radyo dalgalarını ölçebiliriz. Radyo teleskoplarla. Radyo dalga boyundaki patlamalar biraz şimdi gözümüzle gördüğümüz patlamalar yani fotoğraf çekerek tespit ettiğimiz patlamalar görsel dalga boyunda. O patlamalar oluşmadan önce, görsel hale gelmeden önce radyo dalga boyunda daha önceden sinyal veriyor galiba sistem. Sinyal. O yüzden bizim için birazcık önemli bir durumda. Bakın bu kromosfer, gerçi kromosfer yapıları şu anda kesitler olarak gösteriliyor. Güneşi incelemek için aslında bakarsanız tabii ki dünyada pek çok teleskop var. Ama uzaya da bir teleskop gönderildi, SOHO. Evet, SOHO var. Bir de şu an bu görüntüler genelde güneş dinamiği gözlemi, SDO ile alınıyor. Evet. Bunun da iki tane aleti var. İşte güneş yüzeyinin hareketlerini ve de manyetik özelliklerini görüntülemek için iki ayrı aleti var. Genellikle görüntüleri onlarla alıyorlar. Anlıyorum. Güneşi yaklaşık yani binlerce yıl önce gözleme, Çinliler özellikle başlamışlar. Evet. Hatta bildiğim kadarıyla tabii direkt gözle bakılması her zaman için sakıncalı olduğu için herhalde Karadenizlerle akrabalıkları mı var diye de düşünmüşümdür. Çünkü ya batarken ya da doğarken gözlemeye çalışmışlar çok ışığı fazla olmadığı zaman. Ve lekeleri aslında ilk önce onlar fark etmiş. Sonra uzun bir süreç içinde o lekeler çalışılmamış ama 1600'lü yıllarda Galile bu lekeleri çalışıyor. Leke dediğimiz şey aslında gerçekte nedir? Güneşin manyetik alanının yoğunlaştığı bölgeler aslında leke bölgeleri. Sadece güneşimizde yok herhalde bu tür şeyler değil mi? Hayır yok. Yani yıldızlarda var bunlar. Hatta bazılarında çok devasa oluyor. Bizim güneşimiz gibi güneşimiz benzeri iki tane yıldız düşünelim. Bunlar ortak kütle merkezi etrafında dolanıyorlar. Ve birinden öbürüne o kadar fazla böyle birisi çok manyetik olabiliyor. Çift yıldız. Ve evet çift yıldızlarda ve bu yıldızlarda şu anda gösterilen model ekranda güneşin kendi manyetik alanını nasıl ürettiğiyle alakalı bir durum. Güneşin dönmesi hakkında bize bilgi verebilir misin? Orada biraz bu farklı neden bu şeyler böyle öncelikle güneş akılar. Aslında sıcak bir gaz yani plazma ve katı bir cisim gibi dönmüyor. Yani her enlemde farklı bir dönmeye sahip, dönme hızına sahip. Ekvatorda daha hızlı dönüyor. Buralarda dönme dönemi 25 gün, 25 günde bir. Kutuplara gidildikçe dönme hızı düşüyor. Dolayısıyla dönme dönemi artıyor. 36-37 gün kutuplardaki dönme dönemi. Diferansiyel dönmenin etkileri de teorik olarak boylamsal manyetik alan çizgileri bu dönmenin etkisiyle ekvator etrafında sarılmaya başlıyor. Ve konvektif hareketlerde yüzeye taşıyor sanırım evet, bunları. Evet, yüzeye taşıyor. Böylece yüzeyde manyetik olarak daha etkin alanlar oluşuyor. Bunlar da lekeler, patlamalar gibi olaylarla sonuçlanıyor. Bu aslına bakarsan bu konuları İlk önce diğer yıldızlarda çok gözlemeye başladık biz. Orada fark ettik. Ama sonradan bir döndük ki güneşimizde de var. Bu 20 sene önce falan gerçekleşen bir olay bilim dünyasında. Ve bir grup
yıldız bilimcisi, yani direkt uzak yıldızları gözleyenler benim gibiler, güneşe döndüler. Hatta benim doktor hocam diğer yıldızları, manyetik yıldızları çalışırken ya burnumun dibinde güneş var diyerek güneşe dönmüş virüstür ve güneşi çalışıyor halen son 20 yıldır. Yani diğer yıldızların araştırılmasında tabii ki bir kimyasal bir şey oldu laboratuvar bize. Niteliğinde. Evet, aynen. Çünkü ayrıntıları yakın, görebiliyoruz evet, en yakın olduğu azından. için. Her bir şekilde ayrıntıyı görebiliyoruz. Bu patlamalar bizim için neden önemli? Yani bizi yok edecek mi, yoksa bir şekilde bize zarar verebiliyor mu? Çünkü Güneş arada patlamaları. sırada yayınlarda, gazetelerde, televizyonlarda eyvah güneş patladı. Hatta dedikleri şu oluyor, işte bu yılın en büyük patlaması veya yüzyılın en büyük patlaması, nasıl tespit ediyorlar onu bilmiyorum bir şey olarak, gazeteci veya yayıncı olarak. Sakın arkadaşlar da alınmasınlar buradaki televizyoncularımız ama biraz abartılıyor gibi geliyor. Sonuçta güneş patlamaları yani dünyanın atmosferini direkt olarak geçip bize direkt bir zararları olmuyor insanlara, canlılara ama iletişim sistemlerine etkileri olabiliyor. Çünkü patlamalar sonucunda güneş plazması dediğimiz yüklü parçacıklardan oluşmuş bir gaz bulutu dışarı atılıyor güneşten. Evet. Bu zaten güneş rüzgarıyla eğer dünyaya yönlenmişse bu parçacıklar güneş rüzgarıyla dünyaya taşınıyor ve dünyanın çevresindeki manyetik alanla etkileşiyor. Dünyanın da kutupları daha zayıf olduğu için buradan bu Parçacıklar oradan parçacıkları sanırım içeriye doğru girişi geliyor. gerçekleşiyor. Ve bu da kutup ışımalarına sebep olabiliyor. Yüksek enlemli bölgelerde genellikle Norveç gibi ülkelerde, Alaska'da Finlandiya, mesela Alaska gibi yani ülkelerde çok geceliğin görülüyor. gökyüzündeki renkli görüntüler bunlar olarak ortaya çıkıyor. Herhalde çok ilginç olsa gerek. Yani bir gidip görmek lazım ama kimse de bize onu görsün diye seyahat parası vereceğini zannetmiyorum. Ama bunu yapan bilim adamları var, bazı enstitüler. Sadece kutup ışımalarını görmek için turlar düzenliyor. Mesela turlar düzenleyenler var Norveç'te. O tura bile paramız yetmiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından o kutup ışımalarını gözleyen ve sürekli gözleyerek, onların şiddetlerini ölçerek güneş üzerindeki faaliyetlerle aralarındaki ilişkili, daha doğrusu güneş yüzeyindeki oluşumları öyle dolaylı yoldan inceleyen epey bir bilim insanı da var. O patlayan malzeme güneşin yüzeyinde, bakın şu anda mesela şu anki videolarda manyetik etkinlik çok açık bir şekilde gözüküyor. Biz ona manyetik ilmekler diyoruz. Fışkırmalar, Türkçesi Evet, aslında prominanslar. prominanslar. Bakın bir tane fırladı. Bu patlamalar sonucu madde atılıyor. Madde Güneş atılıyor. plazması atılıyor. Bu atılan plazma yaklaşık ne kadar sürede bize ulaşıyor şeyden? Bu hıza göre değişir aslında ama Yani bir ortalama. iki günde ulaşabiliyor. Mesela genelde bir patlama olduktan sonra eğer dünyaya bir etkisi varsa bu bir iki gün sonra zaten radyasyon fırtınası olarak işte NOAA'nın Evet. ölçeklendirmesinde belirtiliyor. Ama sanırım bizim için çalışmamızda en azından hedef tuttuğum şeylerden birisi şu. Radyo dalga boyunda gözlerken çok daha kısa sürede algılayacağız bu patlamayı aslında. Bir erken uyarı sistemi gibi düşünebiliriz. Çünkü sinyaller daha çabuk ulaşıyor. Radyo dalga boyunda veya fotonla geldiği için bilgi, saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ettiği için bir patlama meydana geldiğinde 8-8,5 dakikada biz görebileceğiz onu. Ama eğer basında abartıldığı kadar da böyle bir malzeme dünyaya doğru geliyorsa Yok, işte öyle bir en şey azından yok 1-2 yani. günlük bir süremiz olacaktır. Kaçarız bir tarafa. Hiç sorun olmaz. En azından eve gireriz. Genelde jeomanyetik fırtınaları Evet. oluşturuyor. Bunlar da zaten radyo haberleşmelerini ya da uçak iletişimlerini ya da uyduları, GPS Vallahi cihazlarını. konuşurken aslında aklıma geldi. Belki ya hayvanların göç yollarını bile etkileyebilir. Çünkü Evet. manyetik alanlarla onların yol bulduğunu biliyorum. Bazı kuş sürülerinin veya diğer hayvanların onlar için, ama çok uzun süreçli olaylarda olmuyor. Yani geliyor, ne bileyim, bir saat kadar etkili oluyor.
2 saat kadar etkili oluyor. Ondan sonra da sönümleniyor. Herhalde çok fazla da bir değişiklik yarattığını düşünmüyorum. Yani her patlama zaten, her patlama sonucunda koronar kütle atımı olacak da dünyaya yönlenecek diye bir kural da yok aslında. Mesela Mayıs ayının ortalarında 2 gün içerisinde X sınıfından, ki bu en şiddetli flare'leri oluşturuyor, 2 gün içerisinde 4 patlama oldu. Ama dünyaya yönelimli olmadığı için koronar kütle atımları, evet, ciddi manada bir etki hissetmedik. Bir de maddenin fırlatıldığı nokta, yönde, evet, bizim dünyamız önemli olması gerekiyor. Aslına bakarsan bunlar 4,5 milyar yıl içinde çok daha şiddetleri kesinlikle olmuştur. Olacaktır. Ama biz daha yeni yeni fark ettiğimiz için, evet, her bir yeni olan şeyi, bu daha büyük oldu, aman bu daha büyük oldu, bu daha büyük oldu diyoruz sanırım. O bizim için, tabii senin benim için, çalışan kişiler için bir veri nihayetinde. Çünkü bunları izleyerek yıldızların ve güneşin içini öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü hiçbir yıldızın içini göremiyoruz aslında. Atmosfer katmanlarını görüyoruz. Tekrar edeyim, o atmosferde bizim dünyamızdaki atmosfer gibi falan değil. Bir tanımlama sadece bu. Bizim genel yıldızlarda yaptığımız tanımlama. Ortalama işte 3 parçaya bölüyoruz. Altta fotosfer, bir üstte kromosfer, bir üstü korona veya Türkçesi ışık küre, renk küre, taç dediğimiz bölge. Arada başka aslında geçiş bölgeleri de var ama enerjinin bir bölgeden diğerine geçmesi. Hiçbir yıldızda biz yıldızın içini değil de atmosferlerini hep görebiliyoruz. Evet. O iç kısımlarında bunlarla araştırabiliyoruz. Yani aldığımız ışınımı analiz ederek, evet, iç kısımları hakkında öngörüyoruz. Burada gördüğümüz görüntülerin çoğu jeomanyetik fırtınalar. Bu jeomanyetik fırtına yani sanırım. Yani koronar kütle atımı sonucunda, hı-hı, meydana gelen. Şu ortadaki beyaz nokta güneşi temsil ediyor. Bu da güneş rüzgarı. Aslında güneş rüzgarı modellemesini gösteriyor. Güneşle güneş rüzgarı diyoruz ama yıldızlarda yıldız rüzgarı diyoruz. Güneşe özel bir şey. Aslında güneş rüzgarı yıldız rüzgarıyla, evet, aynı. Bir tür maddesini dışarıya doğru üflemesi diyelim, basit bir yapıyla. Yani güneşteki yüklü parçacıklar ve manyetik bulutların güneşten savunması. Bazı bilim adamları hatta şey diyor, bu biz genelde taç bölgesini çok geniş bir bölge alıyoruz ama yapılan çalışmalara göre bazısı diyor ki Merkür'e kadar uzanıyor. Kimisi diyor Venüs'e kadar, kimisi diyor Dünya'ya kadar. Bu herhalde yapılan çalışmadan çalışmaya çok değişiyor. Güneş yarı çapının 10 katı kadar uzaklığa erişebiliyor taş bölgesi. Güneşimizin yarı çapı ne kadar? 700 bin kilometre. Dünyamızınki 6 bin kilometre. Güneşinki 700 bin kilometre. Çapı da aslında 1.4 milyon kilometre. Evet. Bize büyük geliyor ama çok da küçük bir yıldız. Yani küçük demeyelim de ortalama arılarda bir, evet, yıldız aslında. Bütün yıldız, diğer galaksimiz içinde bulunan 300 milyar kadar yıldız var ortalama. Bunun içinde tek de... Tek bir yıldız. Evet, arılarda bir yıldız. Bizim için özel olması, biz bu yıldızın çevresinde bulunan gezegenler üzerindeki bir tane, bu gezegenlerden bir tanesinin üzerinde yaşıyoruz. Mini minnacık. Böyle yaratıklarız resmen. Aslında yani karıncayı bile yolda fark etmiyoruz. Bize küçük geliyor ama karınca kadar değerimiz bile yok. Bu evren şeyinde aslına bakarsanız. Sadece bilgi olsun diye söyleyeceğim. Bir sürü bazı böyle görüntüler geçiyor. Farklı renklerde görüntüler geçiyor. Biz yıldızları çalışırken farklı dalga boylarında ölçüm yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden de o renkler bizim için farklı dalga boylarını temsil ediyor her zaman için. Farklı dalga boyları da güneş yüzeyinin ve atmosferinin farklı özellikleri hakkında bize bilgi sağlıyor. Evet, katman katman çünkü görebilme, evet, imkanını sağlıyor bize. Güneş birçok farklı türde atomdan oluştuğu için ve bu atomların her biri de farklı türde elektrik yüküne sahip. Evet. Ve her biri de belirli bir sıcaklığa ulaştığında belirli bir dalga boyunda ışık veriyor. Aslında yaptığımız iş birazcık da kimya. Evet. Aslında kimyacıları ikna edebilsek çok güzel, ikna edemeyecek bir şey yok da dünyadan tabii para etmediği için yıldızlar, o yüzden kimse bize gelmiyor işin gerçeği. Şu anda güneşin yüzeyinin farklı dalga boylarında görüntüsü. Bazen güneşi dış katmanlarını görebilmek için
orta kısmını karartıyoruz Güneş'in. Bu görüntüde de koronagraf dediğimiz şey. Çünkü orta bölge çok daha Güneş diski çok daha aydınlık olunca koronayı göremiyoruz. O yüzden de koronografla karartıp orta kısmı çevredeki daha sönük ama gerçekten aslında taç çok enerjik olan bölgeleri görmeye çalışıyoruz. Koronal kütle atımlarını da yine koronograflar kullanarak gözleyebiliyoruz. Belki kimyacılar güneşin zararlı etkilerinden korunmak için o alanda devreye giriyor. Devreye giriyor olabilirler. Güneş gözlemek istersek, mesela herhangi birisi, ne tavsiye edersin? Tabii ki iyi bir teleskop alsın, filtre alsın filan deriz ama yapılan hatalar ne oluyor? Genelde yani yapmamaları gereken ne, yapmaları gereken ne? Çıplak gözle güneşe bakmayacaklar tabii ki. Zaten bunu kimse Galileo'ya söylemediği için ömrünün sonuna doğru da kör olmuştur. Kendi küçük teleskobuyla güneşe baka baka kendisini kör etmiştir. Yani koruyucu filtreler. Evet. Ama şeyde uyarmak lazım. Koruyucu filtreler deyince genelde böyle kararmış, yanmış film eskiden vardı. Şimdi insanlar karşılaşıyor mudur bilmiyorum. Eskiden fotoğraf makinelerinde filmler olurdu. Ama şimdi artık elektronik makineler olduğu için hep sürekli fotoğraf makineleri pek karşılaştığını zannetmiyorum ama ne bileyim röntgen filmlerini falan da kullananlar falan bunlar çok zararlı. Bunları kullanarak hiçbir şekilde bakmamaları gerekiyor. Özel filtreler. Mesela ben şeyi çok öneriyorum. Yani eğer deneysel olarak gözlemek istiyorsa herhangi birisi, herhangi bir düzenekle, basit bir düzenekle, mercek veya dürbünle görüntüyü duvara veya beyaz kağıdın üzerine düşürüp orada çok rahat, çok güzel uygulamalar yapılabilir. Ama bizim seninle benim yapacağımız şey uzay bimerdeki 13 metrelik çanağı çalıştırıp bu çanağın hemen ortasına bir tane algılayıcı koyup özellikle hidrojeni gözlemek istiyoruz. Hidrojen algılayıcısı var. Onu kullanarak gelen enerjiyi ölçmek olacaktır. Bir de şeyimiz var, normal bir teleskobumuz var görsel dalga boyunda. Ona da bir kamera koyduğumuzda sürekli hem görsel dalga boyunda hem de radyo dalga boyunda güzel ölçümler yapabileceğimizi biliyorum. Onun için de çalışıyoruz. Güzel gelişmeler var. Umarım kısa süre içinde gözlem evimiz de bu konuda harekete geçecektir. Ben çalışırsam geçecek. Çalışıyorum da ama. Çalışıyorsunuz tabii ki. Tabii ki bir şeyi kurgulamak, yapmak, etmek personel yapısıyla falan birlikte oldukça uzun süreçler alan bir durumda karşılaşıyoruz. Buraya bir soru yazmışım ama genelde bunların hepsini de şey yapmışız, cevapladık. Peki ben sana sorayım, senin bana sormak istediğin soru var mı? Mutlaka vardır. En azından siz yaratalım. Konu bitmedi aslında bakarsan, bir sürü daha var. Mesela ben şeyi bahsedeyim sana. Benim çalıştığım yıldızlarda ve ileride de birlikte çalışacağımız yıldızlarda manyetik etkinlik Güneş'in manyetik etkinliğinin yaklaşık 100 katı kadar falan daha yüksek. Ama hiçbir şekilde bunları göremiyoruz. Yani Güneş bütün ayrıntıları hissedebiliyoruz. Şu anki videoda da evrenin büyüklüğüyle ilgili bir video. Dünyadan ayrılıp gözlenebilen evrenin sonuna kadar gidip sonra tekrar geri dönecek ve o süreç içinde de diğer yıldızları falan en azından ne kadar kalabalık bir evrende olduğumuzu görebileceğiz. Ve bütün bu yıldızların hepsini biz çalışmaya çalışıyoruz aslına bakarsan. Ve hepsi de bizim için halen muamma. Mesela manyetik etkinlik deyip durduk. Ama manyetik etkinliğin tam olarak ne olduğunu inan keşfedebilmiş değiliz. Nasıl? Henüz araştırılıyor. Araştırılıyor ve bu araştırma da yaklaşık aslında çok taze. 40 yıl kadar filan. Çünkü araç gereç gerekiyor ve ayrıntılı çalışmalar gerektiriyor. Araştırdıkça da çok daha devasa yapılar görebiliyoruz. Algılıyoruz aslında, gözle göremiyoruz. Gözle görebildiğimiz en büyük yapı bizim Güneş'imiz. Güneş o yüzden bizim için çok önemli kalıyor.
Aslında bu çalışmayı pek çok üniversitede yapmaya çalışıyorlar. Zor da değil. Alet edevat olduktan sonra zor da değil. Ve bu şeye Erciyes Üniversitesi olarak biz başlamış durumda olduğumuz için bizim elimize de bırakmış durumdalar. Ben de radyo dalga boyunda gözlemleri senin eline atmış durumdayım. Umarım bu konuda güzel şeyler yapacağız. Sağ ol. Hiçbir şikayetim yoktur senden. Sadece Teşekkürler şu sistemi harekete geçirdiğimiz anda güzel çalışmalar yapabileceğiz. Bakın şu anda kendi galaksimizin içinden çıkıyoruz. Bu galaksinin içinde sadece 300 milyar tane yıldız var. Bundan sonra noktacık olarak göreceğimiz her nokta birer galaksi. Ve içinde ortalama 300 milyar yıldız var. Kimisinde 800, kimisinde 100 milyar ama ortalama 300-400 milyar diyelim. Saymayı bıraktık artık. Evrenimiz çok büyük. Evet, kesinlikle. Ve yıldızların hayatı bizim hayatımızdan çok uzun. Bizim güneşimiz senin de dediğin gibi en az işte bir 10-15 milyar yıllık. Bizim kullanabileceğimiz zamanı 10 milyar yıllık aslında bir süreç var. Ondan sonra kendisini öldürecek. Mesela bizim güneşimiz... Kendi yakıtı bitiyor. Yakıtı evet, bittiğinde evet, merkezindeki patlayacak. Çekirdek kısımda hidrojen, helyuma tamamen dönüştükten sonra o da kendince başka şeylere dönüşecek ve o süreç içinde bitecek. Mesela bizim güneşimiz ikinci nesil bir yıldız. İkinci nesil yıldız demek, bundan önce çok büyük bir yıldız var. Bu yıldız patlıyor ve bu yıldızın artıklarından yeni bir yıldız oluşuyor. O da bizim güneşimiz. Şimdi son yapılan çalışmalardan üçüncü nesil bir yıldız olabileceği bile düşünülüyor. Ondan çok emin değilim, halen spekülatif ama en azından ikinci nesil bir yıldız olduğunu biliyoruz. Ve bizler de oluşurken, gezegenler de falan oluşurken bu artık maddenin sonuçlarından oluştuk aslında. Yıldızların çocuğuyuz. Evet, evet. Bizler hepimiz aslında yıldızların içinde en azından temel yapı taşlarımız yıldız patlaması sonucu, bir önceki yıldızın patlaması sonucunda üretilen ve çevreye dağıtılan malzemeden oluşmuş durumda. O yüzden yani biz de direkt bu güneşle bir akrabalığımız var bence. Hatta bu güneşin de diğer evrenin tüm malzemesiyle akrabalığı olduğu için biz bu evrenin bir parçasıyız. Genelde biz insanlar çok şeyiz, çok bencil, hatta utanmazlık derecesinde bencil. Her şeyi kendimize doğru yöneltiyoruz. Ama koca bir evrenin küçücük bir parçasıyız. Sadece birazcık akıllıyız herhalde. İnşallah bizden daha akıllısı yoktur, yoksa hapı yutarız. Dövmezler bizi ama eğer aklı selim varlıklarsa Bize ulaşırlar çünkü biz onlara ulaşamıyoruz. Aslında yapabildiğimiz pek çok çalışma var ulaşmaya. Mesela bu radyo teleskoplarımızla SETI projesi sürekli dinliyoruz. Uzayı henüz bir şeyler bulabilmiş değiliz ama umarım bizim radyo teleskopumuzda da SETI projesine katkıda bulunabiliriz belki diye düşünüyorum. Tabii güneşin radyo dalga boyunda incelenmesi bu söylediğinize göre daha somut veriler sunuyor bize. Kesinlikle. Çünkü öbür radyo patlamaları zaten bizi yani iletişim sistemlerimizi etkilediği için belki bu bakımdan daha önemli olabilir. Olabilirden öte bence çok çok da önemli. Önceden yani. Tahmin edilmeli. Evet, şu anda ben üniversitede bazen gezerken görüyorum bazı yüksek okullarımızda güneş enerjisi panelleriyle enerji üretmeye çalışıyorlar. Ve bu enerjinin miktarı onlar için önemli. Güneşin kendisi değil. Bizim için de güneşin kendisi önemli. Ne kadar bu enerji düzeyini sürdürebileceği önemli. Ekonomik açıdan bunu ne kadar çok kullanabiliriz kısmı toplum için önemli oluyor. Nihayetinde güneş enerjisini kullanmayı yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Bir şekilde o gelen enerjiyi tutup onu kullanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun ekonomik boyutu çok şey fazla. Güneşten gelen bu enerji biz enerji şey yapabilsek, evet, bu enerji üretimiyle ilgili parça kendi çekirdek kısmını evet sembolize ediyor bu. İçeride şu anda atomlar
hem sıkışıyor hem yüksek sıcaklığa ulaşıyor ve birbirine yakınlaşıyorlar. Bakın, Dört dört tane hidrojen hidrojen atomu. atomu birleşip bir tane helyum atomu oluşturma prosesi ve enerji sağladı. İç katmanlarını sembolize ediyor. İşin gerçeği, bunların hepsi simülasyon ve şey, kendi yarattığımız filmcikler. Evet. Çünkü iç kısmı göremiyoruz. Ama bu iç kısımları hissedebiliyoruz. Onunla da mesela astrosismoloji konusu devreye giriyor. Göremiyoruz ama hissedebiliyoruz. Aynı yıldızlar şeyde, yeryüzünde deprem olduğu gibi. Bu da şey, manyetik ilmeği bir patlamaya bir örnek. Şimdi Sanırım kıvrılıp bükülerek evet. koronal kütle atımı gerçekleşecek Bu yani. koronal kütle atımı çok fazla bir şekilde hızla yukarıya atılınca, bu tamamen sembolik bir şey ama gerçek bir olay, sürekli gerçekleşiyor. Evet. Ve şu uzaklaşan maddede senin daha önce bahsettiğin Yüklü yüklü parçacıklar. parçacıklar. Yüksek hızlı ve de yüklü Evet. parçacıklar. Yani güneş plazması. Evet. Bu, bakın ne kadar fazla bir uzaklığa. Güneş'in yarıçapı 700 bin kilometre olarak düşünürseniz, orantılarsanız o bölgeye yaklaşık 300 bin kilometre, 400 bin kilometre kadar falan büyük bir Dünya mesafe. yanında küçük bir nokta olarak kalıyor Çok o küçük bir nokta prominans. olarak. O malzeme şimdi şey yapıyor, ilerliyor. Merkür'ün Merkür. üzerinden geçiyor. Bu videoyu ben izledim. 6 saatte falan buraya ulaşabiliyormuş. Yaklaşık olarak. Bu örnek için söyledikleri şey. Evet. Bu süreler çok değişiyor atım hızına bağlı olarak. Ortalama bir hız vermişler. İşte Venüs'e 12 saatte gelir. Eğer Dünya onun da yolu üzerindeyse diyor, o da işte 12 saatte falan yaklaşık gelir diyor. Ama bu süreç senin dediğin gibi 1 ile 2 gün arasında değişebiliyor. Dünyamıza geldiğinde de bu malzeme Dünya ile etkileşime giriyor. Ama Dünya'nın kendi manyetik Koruyucu etkinliği de olduğu kalkanları için var. koruyucu kalkanlar sembolik olarak gösteriliyor. Bunlara Van Allen Kuşakları. kuşakları deniyor. 1960'lı yıllarda bunların varlığını biz Üçüncü bir keşfettik. kuşak da keşfedildi. Ha, bak, onu 4 okumamıştım. ay öncesinde sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü bir koruyucu kuşak daha Böyle keşfedildi. kuşakların oluşabilmesi için bizim dünyamızın da çekirdeğinde etkin bir çekirdek olması gerekiyor işin gerçeği. Evet, Kendi etrafında öyle. dönen ve bu manyetik alanı üretebilen bir şey olması gerekiyor. Süreç olması gerekiyor. O manyetik kuşakların, dünyanın manyetik kuşaklarından direkt giremedi ama kutuplardan Kutuplardan girebildi. girdi. O senin de daha önce bahsettiğin gibi oralar zayıf. Oradan girip bakın, manyetik kutup ışımaları meydana geliyor. Şu anki manyetik kutup ekseni aslında dünyanın dönme ekseniyle neredeyse çakışık. Benim bildiğim bir şey var. Bunu aslında arkeologlar, jeologlar falan keşfetmiş durumda. Bu kutup ışımaları bir şekilde aslında orada bulunan malzemenin şeyini de etkiliyorlar. Yapısını. Manyetik olarak evet, yapısını böyle molekül düzeyinde yapısını etkiliyorlar. Fosiller mesela, onları hep belirli bir yöne dizilmiş şekilde buluyorlar. Ama milyonlarca yıl önce manyetik kutuplar aslında dünyamızın ekseni böyle iken manyetik eksenler böyleymiş ve ekvatordaki kişiler şeyi görüyormuş. Bu kutup ışımalarını görebiliyormuş. Zamanla bu manyetik eksen bizim dünyamızın dönme ekseniyle paralel hale gelmiş durumda. Bu milyonlarca yıl içinde olmuş bir şey. Demek ki içeride bulunan dünyamızın manyetizmasını üreten çekirdek kendi içinde böyle bir devinim halinde duruyor. Zaten kutup ışımalarında güneş parçacıkları atmosferdeki atomlarla etkileşime Etkileşiyor. giriyor. Evet. Yapısını etkilemesi belki bu yüzden Şeyleri, olabilir. o topraktaki materyalin falan şeyini etkilemiş. Bazı fosilleri falan inceleyerek buldular bunları aslında. O da bize en azından milyonlarca yıl önce güneşimizin ne tür bir faaliyet içinde olduğunu falan oradan da bulabiliyorsun. O da bize ilginç veriler veriyor. Şu anda görülen şey fotoğraf veya mavi Güneş şey, lekeleri. güneş lekesi. Eğer diyelim ki normal bir teleskopla baktığınızda bunu görüyoruz. Eskiden insanlar baktığında ne olduğunu bilmiyorlardı. Hakikaten inan, ben öğrenciyken benim okuduğum kitaplarda
manyetik etkinlikten falan bahsedilmezdi çünkü bilmiyorduk. Yani hocaların da bilmiyordu. Sadece leke, siyah bölge. Halbuki bu siyah bölgeler aslında siyah da değil, çok da sıcak bölgeler. Evet, manyetik olarak şiddet çevresindekilere göre 3000 kat daha fazla güneş ekilerinde. Şey, manyetik alanı fazla ama. Ama o bölgenin sıcaklığı 4000 derece, Kelvin. 4500 falan bunlar değişiyor. Evet. Ama o daha parlak bölgeler sanırım 5800 falan. Fotosfer, yani fotosfer. O yüzden bir kontrast oluşturuyor anladığım kadarıyla ve karanlık gözüküyor. O yüzden leke demişiz. Aslında hiç lekeyle falan alakası yok. Ayrıca düşük yoğunluklara sahip. Düşük yoğunlukları nedeniyle de karanlık görünüyorlar. Karanlık gözüküyor. Bazı fotoğraflarda bunları daha parlak görüyoruz. Çünkü farklı dalga boylarında ölçüm yapıyoruz. Evet. Ve bize aslında o son 10 senede bir çığır açtı. Ve anlamaya çalışıyoruz. Mesela plazma fiziği çok önemli hale geldi bu sayede. Burada da sanırım granülasyon dediğimiz aslında fotosfer... kaynayan bir yapı değil mi böyle fokur evet. fokur? Ben genelde öğrencilerime anlatırken diyorum, çaydanlıkta su nasıl kaynıyor? Altta kaynayan su yukarıya doğru çıkıyor, sonra tekrar iniyor. Yani granülasyon aslında fotosferin altında konvektif katmandaki ısı hareketinin bir sonucu, görüntüsü. Evet. Bunların her biri aslında birer görüntüsü. Dünya büyüklüğünde, hatta dünyadan bile daha büyük bu bu yapılar. Burada bu film şeklinde mi acaba diye bakıyorum ama... Bulgurlanma Türkçesi aslında. Bunlar fotoğraflar. Türkçesi ne demiştin? Bulgurlanma. Bulgurlanma, evet. Çok hoşuma gider. Bulgur, pişmiş bulgur da şimdi birden o aklıma geldi. 1996 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Bakın o zamanlar çözünürlüğümüz çok az. Ama şimdi baktığımızda çok daha etkin... şeylerin çok ayrıntıya inebiliyoruz. Dünya boyutuyla karşılaştırması var. Evet, sol üst tarafta dünya siyah olarak gösterilmiş. Lekeler, evet, burada da senin biraz önce bahsettiğin bölgeler var. Bunlar sadece bize olarak gösterilirdi. Güneş lekesinin ortası daha karanlık. Burada manyetik alan daha büyük. Manyetik alan aslında alt kısımlardan böyle çıkarken bu bölgeleri bir gibi, kuyu gibi düşünmekte fayda var. Orası aslında içeriye bir taş atsan hop içeri gidecek. Manyetik ilmekler aslında malzemeyi yukarıya taşıyarak o bölgeyi boşaltıyor. Bir kuyu gibi düşünmek gerekiyor orayı. O bölge o yüzden birazcık soğuk dış yüzeylere göre. Manyetik ilmek yukarıya doğru çıkan onu gözümüz görmüyor ama farklı dalga boylarında bakıp görebiliyoruz. Veya güneşin kenarına baktığımızda fışkırmalar halinde görüyoruz. İşte o fışkırma mesela burada... Yani manyetik alan aslında sıcak gazın yükselmesini engelliyor. Konvektif hareketlerle yükselmesini engelliyor. Bu nedenle güneş lekeleri daha soğuk alanlar daha soğuk kalıyor. Olarak burada, görüyor. Tabii uzaktan bakınca herhalde güneşin yüzeyini hep düzmüş gibi görüyoruz. Düz mü? Hayır. Güneş yüzeyi bu şekilde. Yani... Aslında burada çok küçük yapılarmış gibi görüyoruz ama her bir tanesi neredeyse bir dünya büyüklüğünde. Evet. Yapılar ve bu yapılar da aslında herhalde yanına gitsek dağ, dere, tepe bizim için biraz olacak. Biraz önce dünya ile karşılaştırması, dünya yanında küçük bir nokta olarak evet. görünüyor zaten. Güneşteki ayrıntısını veriyor. Yapısı manyetik Biz olarak. Alt kısımları çok rahat görüyoruz görsel bölgede. Bu da sanırım iç dinamiğini gösteriyor. İçeriden manyetik nasıl ilmek, yukarıya doğru çıktığını gösteriyor. Bu da nasıl kendi etrafında farklı dönmeden dolayı. Evet. Bu dönme aslında sadece güneşimiz için geçerli değil. Bu farklı enlemlerde dönmesi bütün yıldızlarda geçerli. Ama diğer yıldızlarda geçerli olduğunu biz kendi yıldızımızda fark ettik. Ondan sonra diğer yıldızlara bu teoriyi aktardık. Hatta Jüpiter gezegenine, Satürn'e, Neptün'e, Uranüs'e bakarsam bu gezegenler sıvı gezegenler veya gaz gezegenler. Gaz gezegen, sıvı demeyelim onlara. Gaz gezegenler onlar da böyle ekvatorları daha yavaş, tersini mi söyledim, hızlı. Ekvatorları daha hızlı, kutup bölgeleri daha ağırdan dönüyor. Ama bu güzel bir granülasyonun nasıl oluştuğunu gösteriyor. Tabii teorik modellerle oluşturulan süreçler bunlar ama gerçekle arasında artık birebir yakalamış durumdayız. Burada da yine bulgurlanma, granülasyonu görüyoruz. Evet, ortaya umbra diyoruz. Bir kenara böyle hafif penumbra, penumbra diyoruz.
Manyetik alan daha az işin şiddetli gerçi çok güneş. şanslısınız. Çünkü biz okurken sadece böyle düz bir fotoğraf, siyah beyaz ne olduğunu bile çok fazla kavrayamazdık. Ama ben şanslıydım bir nedenden dolayı. Gözlemci olarak görevime başladığım için hemen öğrenciliğimin son senelerinde bize yaptırılan işlerden birisi bütün gece gözlem yaptıktan sonra sabah hemen uykuya dalmıyorduk. Bir diğer teleskobumuz vardı ve güneşin ufuktan yaklaşık bir saat kadar yükselmesini bekliyorduk. Teleskobu oraya doğrultuyorduk. Teleskopla aldığımız görüntüyü bir beyaz kağıdın, ölçekli bir beyaz kağıdın üzerine düşürüp kalemle onu çiziyorduk. Yani fotoğraf çekme imkanımız yoktu. Kalemle bu siyah bölgeleri, işte gri bölgelerin falan çiziyorduk. Onu sonra alıp götürüp bölümde ölçüyorduk. Güneş diski üzerinde ne kadar büyüklükte onu. Ertesi gün tekrar bunu yapıyorduk. Bu sefer her gün bu lekenin güneş yüzeyi üzerinde nereden nereye gittiğini falan hesaplıyorduk. Derken aklıma bir soru geldi. Önemli bir soru soracağım diye bekliyordum. Bu lekelerin sayısı azalıyor ve artıyor. Evet. Bunun dönemi ne kadar? Ortalama olarak 11 yıl. Güneş leke çevrimi olarak biliniyor. 11, yani maksimum olduğu dönemler 9 ile 17 yıl arasında değişiyor. Minimum olduğu dönemler 9 ile 13, maksimumlar 7 ile 17 yıl arasında. Ama ortalama olarak Ortalama 11 11,2 yıllık. Yıl bir periyoda sahip. Bu da Aslında, güneş leke çevrimi olarak evet, adlandırıyor. güneş. Leke bolluğu zamanla artıp azalıyor. Yani güneşin yüzeyindeki bu lekelerin çıkması bazen hiç olmuyor. Ama bu 11 senelik süreç içinde, diyelim ki 11 sene, 5,5 yılda sürekli sayısı artıyor, artıyor bildiğim kadarıyla. Sonra da bu sayı azalıyor. Hiç olmadığı dönemler de oldu dünya üzerinde. Bu da Bu sene sanki öyle bir şey olacakmış gibi falan da bir dedikodu falan çıktı bir ara. Yani dedikodu derken veriler öyle gösterdi işin gerçeği ama o pek uymadı güneş. Bu zaten şu an 24. çevrimin içerisindeyiz. Ve bunun da önceki çevrimlere kıyasla normal olmayan bir çevrim olduğu öngörülüyor. Kimileri maksimumun 2013 sonlarında olacağını öngörüyor. Kimileri çift pikli maksimum yapacağını ve bir sonraki maksimumun da 2015'te göreceğini söylüyor. Söylüyor. Bunları da en azından tezimizde biz şey yapmamızda fayda var. Yani ve kendi düşük gözlem. Aktiviteye sahip bir çevrim, 24. çevrim. Bu 24. Evet. Daha önceki, daha öncekileri kıyasla düşük, daha düşük etkinliğe sahip. Sanırım beklenenden de düşük oldu. Evet. Galiba öyle bir durum meydana geldi. Tezimizde de yapacağımız çalışmalardan birisi de bu olacak. Bakın gayet basit bir düzenekle bile bazı şeyler yapılabiliyor. Bunları biz de sürekli olarak gözleyeceğiz. Bilim yapmak için aslında çok tamam güzel aletlere gerek oluyor ama bazı şeyler için de çok büyük şeylere gerek olmuyor. Ama radyo astronomi için kesinlikle gerek var. O yüzden şu 13 metrelik çanağımızı şey yapmamız lazım, çalıştırmamız lazım. Bu bir güneş tutulması süresince alınan fotoğraflar, tanıdım. Güneş tutulmasını sembolize ediyor. Bu 11 senelik çevrimler işin gerçeği biz diğer yıldızlarda keşfetmeden önce kendi güneşimizde fark ettik. Sonradan dönüp diğer yıldızlarda da var mı acaba diye baktık. Ve diğer yıldızlarda da var bu. Ama güneşimizdeki özelliği şu, ekvator bölgesinde lekeler oluşuyor. Yani ekvatordan 40 derece yukarıda ve 40 derece aşağıda bir bölgede oluşuyorlar. Hatta ilk oluşan lekeler güneşimizde artı eksi 40 derecede oluşuyor. Sonra onlar hayatları boyunca bunun süresi işte haftalık veya işte 15 günlük hatırlayamıyorum şu anda. Ama o süreç içinde ekvatora doğru yaklaşıp oradan da kayboluyorlar. Ama sayıları artıyor bunların. Diğer benim çalıştığım yıldızlarda bunlar kutuplarda. Neden? İnan bilmiyoruz. Halen uğraşıyoruz. Oralara gidip bakabilme olanağımız da yok. Tek yaptığımız şey yıldızların ışığını alıp onları analiz etmeye çalışıyoruz. Belki de güneşteki bunun bu olayların sebebi anlaşıldığında kesinlikle. Tam olarak bu manyetik yüzden de etkinlik işte benim çözüldüğünde. Hocam artık çalıştığım yıldızlarda bunları algılayamıyorum. Yani var, görüyorum ama anlayamıyorum deyip
güneşi çalışmaya başlamış bir insandır. Sanırım belirli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Belirli bir konudan belirli bir konuya atlamak için. Biz de o bilgi birikimine aslında geldik. O yüzden ben güneşi çalışmak için seninle yaptığım projenin içine dalış yaptım. Bu konuda kesinlikle güzel sonuçlar da çıkacaktır. Bu 11 senelik çevrim dedik ama sadece 11 senelik çevrim mi var güneşte? Yani güneşimiz üzerinde bulunan bu lekenin veya bu manyetik etkinliğinin artması sadece 11 senede bir mi? Yoksa bu 11 senede bir olan çevrimin de hatırladığım kadarıyla kendi içinde gene başka daha uzun bir çevrimi vardı. Dönemi inan hatırlamıyorum şu anda. Ama başka çevrimlerde öyle istatistik olarak aramaya çalışıyoruz. Şu 24. çevrim dedin. Demek ki 24 çarpı 11 yıl kadar yaklaşık bu çevrimleri gözlüyor durumdayız. 1755'te zaten güneş leke çevrimi kayıtları başladı. O zamanlar herhalde teknoloji bu kadar şey olmadığı için yapılan şeyler sanırım böyle görsel, bizim ben üniversitede öğrenciyken yaptığım gibi olsa gerek. Görüntü kağıt üzerine düşürülüp onun üzerine çiziliyordu büyük bir olasılıkla. Ama bilgiyi üretebildiğin sürece hepsi de yeterli olabiliyor. Bu sanırım bizim gezegenimiz. Mars değil. Keşke olsaydı, oraya çok gitmek istiyoruz. Bu tür süreçler aslında güneş etkinliği bizim dünyamızı etkiliyor ama bu etkinlik mesela güneşten fırlatılan bu kozmik malzemeler diğer gezegenlerde etkiliyor olsa gerek. Evet. Özellikle Merkür'ü çok yakın olduğu için herhalde yüzeyini süpürüyor. Benim bildiğim kadarıyla da atmosferini neredeyse atmış durumda sırf bu yüzden güneş rüzgarı nedeniyle. Venüs gayet sağlam duruyor. Burada farklı dalga boylarındaki güneşimiz gösteriliyor. Her biri güneşin farklı bir bölgesini temsil ediyor. Evet. Bu sanırım hepsinin üst üste bildirilmiş hali veya farklı dalga boylarında farklı alınmış dalga şeyler. Farklı dalga boylarında. Tabii artık uzaya da uydu gönderiyoruz, teleskoplar gönderiyoruz. Bu onun bir simülasyonuydu. İnanılmaz devasa fışkırmalar meydana geliyor. Bu farklı dalga boylarındaki ışığı da genelde yani iyonize demir tarafından. İyonize demirden. Evet, iyonize demirde olmuş, demir. Fark edebiliyoruz. Yani demiri algılayabilecek dalga boyunda bakıyoruz aslında da o yüzden evet. Bu tür güzel görüntülere. Karbon, helyum, hidrojen hepsi farklı dalga. Bu koronal delikler. Koronal delik diyoruz. Daha düşük yoğunluklu bölgeler güneş korunmasındaki. Benim çalıştığım bazı yıldızlar da var bu. Bu mesela manyetik etkinliğe çok güzel bir örnek değil. Hızlı geçildi ama önemli değil. Yine güneş lekesi. Bu 21 Nisan 2002'deki bir fışkırmayı temsil ediyor. İnanılmaz devasa bir şey. Sanırım yüksekliği yaklaşık 300 bin kilometre kadar falan. Burada güneş lekelerini görüyoruz. Şu anda güneşimize baksak aslında. Siyah noktalar olarak. Siyah noktalar olarak çok rahat görebileceğiz. Görünen yüzey üzerinde. Eğer merak eden izleyicilerimiz olursa herhangi bir dürbünle falan açık havada. Kesinlikle lütfen direkt gözünüzle asla bakmayın. Dürbün deyince dürbünün içinden genelde bakıldığından dolayı böyle bir durum olacaktır. Hayır, dürbünü kullanarak görüntüyü bir beyaz yüzeye yapın. Düşürün ve uzaktan bakın. Bu da manyetik etkinliğin kendisiyle alakalı. Bunların aynısını aslında bizim diğer yıldızlarda da görüyoruz ama bu kadar yakın değil. Bu konu hakkında da zaten bir iki makale yapacağız inşallah bu yaz. Diğer çalıştığım yıldızlarda. Dünya boyutuyla yine bir karşılaştırma vardı biraz önce ekranda. Onu herhalde artık iyice... Bu hangi uydu acaba? Uydu değil de bu şeyle alakalı. Uzaya biz sürekli şeyler gönderiyoruz. Uydular gönderiyoruz. Ve o uydular için bile tehlikeli oluyor bu patlamalar. Evet, uyduların yönlerini şaşırtabiliyor, onları geciktirebiliyor.
radyo sinyallerinin yönlerini değiştirebiliyor bu patlamalar. Astronotlar için de gayet zararlı şeyler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar için özellikle. Çünkü onlar daha savunmasız. Şu anda Mars'a gidiş probleminde çözülmesi gereken en büyük sorunlardan birisi de bu. Bildiğim kadarıyla herhangi bir güneşten atılan bu yüksek enerjili parçacıklarla Mars'a doğru gönderilmek istenen insanlar karşılaşırsa ne yapılacağı bilinmiyor. Çünkü birden direkt etkileyebiliyor ve direkt maruz kaldığınızda buna hemen molekül yapınız cevap verecektir. Hemen kanser veya orada herhalde bir mikrodalga fırında bulunmuş gibi birden pişme durumu meydana gelecektir. Nasıl bu sorunları çözecekler inan bilmiyorum ama en azından bizim yapacağımız ve bizim gibi insanların yaptığı çalışmalarla bu konulara büyük bir ışık tutulacağını düşünüyorum. Valla süremizin de sonuna geldik. Hatta bir 2-3 dakikamız var benim görebildiğim kadarıyla. Güneş'i sürekli çalışılacak, bu belli bir şey. Farklı yıldızlara doğru geçiş yapmak ister miydin acaba? Hiç düşündün mü böyle bir şeyi? Veya Güneş'i gözlemek için neler kullanmak istersin? Hayalindeki nedir? Teknik malzeme olarak. Evet. Sadece izleyicilerimize bir şey olsun diye. Mesela normal teleskopu kullanacağız, radyo teleskopu filtreler kullanacağız. Filtreler var mesela. Yani. Ben senin yerinde olsam uzay mekiğiyle uzaya gitmek isterdim. Bir astronot olarak. Aslında şansın da var biliyor musun? Yani herkesin şansı var. Öyle kampanyalar diyeyim artık. Kampanyalar düzenleniyor. Artık düzenleniyor. Hatta İngiltere'de bulunan bir arkadaşımız böyle bir şey için, o yolcu olmak için aslında sadece bir kampanyaya katıldı. Biz de Türk katılımcılar olarak sürekli onun şeyine tıklayıp onu uzay mekiğine bindirmeye çalışıyoruz ama inşallah başarılı oluruz. Ama şu anki astronotların pek çoğu da zaten senin benim gibi bilim insanları. Yani illaki şeyi sürmek için gidenler değil. Biyoloji veya kimyacı veya bizim özel gibi bir eğitime tabi tutuluyor. Evet, özel bir eğitime tabi tutulup gönderiliyor. Güneş her zaman için bizim önemli bir sürecimiz. Sayın seyirciler, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım tekrar bizleri seyretmek için 2 hafta sonra ekranlarınızın başında olursunuz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.